Bu yıl ekin çok iyi kara olan. Dedeler kış çetin geçecek diyorlar ama çok şükür korkumuz yok. Tüm oba halkı tarladayız. Ekini kaldırmaya zor yeteceğiz. Size yardım etmek isterdim ama ömür boyunca at koşturup kavga etmekten başka bir işe eli yatmayan beceriksizin biriyim Ömürgen Uya. İnsanlara senin gibi yaman kavgacı yiğitler de gerek. Oo, gönlünü hoş tut. Ne oldu? Gene avlanmaya niyetim var galiba. Ömüge Hata izin verirse akşam ona bir heybe dolusu aveti getirmek istiyorum. Konuğumuzsun. Bize seni dinlendirmek düşer. Ama yerinde duramıyorsun ki. Hadi git bakalım. Gecikme. Anam bir yıldır özlemini çeker. Daha doyası görmedi bile. Tasalanma. Bir heybe av dediğin nedir ki? Rastgele. Sen misin, korkuttun beni? Avcılar cesur olur, yoksa sen avcı değil misin? Aa, olmaz olur muyum? Bak kaç balık yakaladım. Sen beni bir şeye benzetemiyorsun ama bir gün utandıracağım seni. Kim demiş bir şeye benzetemediğimi? Seni besili küçük bir güvercine benzeten ben değil miyim? Aa, gene başlama karaoğlan. Peki peki, kızma. Ama kaç gündür benden uzak kalmaya gayret ettiğin gözümden kaçmadı. İnsan obasına konuk gelmiş bir ağasını böyle mi ağırlar? Ben sana ağam gözüyle bakmıyorum ki. O nasıl söz? Yoksa bana el gözüyle mi bakıyorsun? Söyle bakalım, yağ mıyım yoksa azılı bir uğru mu? Anlamazlıktan gelme. Sana yağısın, uğrusun diyen kim? Konuş öyleyse. Bana ne gözle baktığını söyle. Şimdi söyleyemem. Ne zaman söylersin? Ay bu gece şu kavağın tepesine yükselince. Nerede? Burada. Söz mü? Söz. Gidene uğurlar olsun, layık bu sana oğul olsun. Yarın belki bak bulursun, oğlum sen daha pek doysun. Yarın belki bak bulursun, oğlum sen daha pek doysun. Gidene uğurlar olsun. Bredensiz tabansız, buraya saklanıp başkalarının lafını dinlemeye utanmıyor musun? Densizin şahı sensin. Burada kendi halinde saz çalıp balık tutan eski bir savaşçı ile böyle mi konuşulur? Aslında benim size kızmam gerekir. Gülüşe oynaşa gelip balıklarımı kaçırdınız. Hani senin balıkların? Daha tutmadım ki. Peki tuttukların nerede? Dedim. Ya. Yarın belki bak bulursun oğlum sen daha pek toysun. Yarın balık belki... öyle tutulmaz böyle tutulur. Ömügen Oyan, Cengiz Han'ın ünlü tarhanı Kurt Ceben Oyan geliyor. Kurt Cebe mi? Hayrola, hiç beklemiyordum.
Tez obaya haber sal, yiğitler atlansın. Kurt Cebe'yi karşılayalım. Babamıza hoş geldin. Bize şeref verdin yüce Kurt Cebe. Hoş bulduk Ömügen Oyan. Özlemişim seni. Gene gencecik. Dal gibisin şükür. Hakanımız Cengiz Han'ın sayesinde Kurt Cebe. Buyur. Yalnız bana sorarsan Taycugutları yenmek için azlığız. Taycugutlar oldukça büyük bir budun. Onlarla kavgaya girişirsek bizim zayıf bir anımızı kollayan kuzeydeki Kinler yurdu basar, kim kaldıysa kılıçtan geçirir. Kinlerden korkun olmasın. Başbuğları olan Ulla Han sancağımız altına girmeyi kabul etti. Söze karıştığım için bağışlayın Kurtçebe. Ama Ömügen Oyan'ın hakkı var. Sen kimsin? Ömüge, obanda çaşıt mı barındırırsın? Gizli gizli konuşmamızı dinleyen bu yabancı kimdir? Ünü dört bucağı sarmış karaoğlanı tanımadın mı Kurtçebe? Çaşıt olsam yerimden kalkıp ortaya çıkmazdım. Hem siz benden sonra gelip önümde konuştunuz. Karaoğlan adını duydum ama böyle genç olduğunu sanmıyordum. Karaoğlana güvenim sonsuzdur. Onu da bir dinleyelim Kurtçebe. Bir bildiği varsa söylesin bakalım. Yaşıtım Aykut'la Yırtı suyu yukarılarında avlanırken birkaç kinliyle kavga etmiştik. Kızgınlık sırasında bize yakında kinlere kul olacaksınız dedi. Bir güvendiği olmasa böyle konuşmazdı. Delikanlı düşüncesini söyledi, artık gidebilir. Karaoğlan beri gel. Bozdüven'in ufak kızı herhalde seninle konuşmaya geliyordu. Söğütlerin orada kaldı. Bekletme. Yaman bir yiğide benziyor ama büyük uğraşlara aklı erecek yaşta değil. Biz gücümüzü yokladık. Sözümüzü söyledik Ömüge. Senin son sözün nedir? Cengiz Han'ın buyruklarına karşı her zaman boynumuz kıldan incedir Kurtçebe Noyan. Selanga ırmağı başında bekleyen Cengiz Han buna çok sevinecek. Kim ola ana? Bilmem ki. Bizim kazaklara da hiç benzemiyorlar. Gözlerle gözükmeyelim, çekip giderler. Buyurun abi, hoş geldin. Sen Türksün değil mi? Evet. Hangisinden? Kazak, Altay. Altay Türküyüz abi. Öyleyse bilirsin. Karaoğlan adında birini arıyorum. Biliyor musun? Ben hiç duymadım. Sen duydun mu kadın? Burada başka kimse var mı? Yok. Yok, yok ağa. Burada tek başımıza yaşarız. Tek başımıza yaşarız.
adında birini tanıyor musun? Tanımam ağam. Yapma, bırak çocuğu, yapma. Karaoğlan'ı bulmanda bana yardımcı olmayanı yaşatmam. Nevruz kızım Kara oğlanı niçin aradın aha? Ona bir müjdem var. Öyle mi? Durun sesleneyim, şimdi gelir. Kara oğlan, kara oğlan, gel. Bak seni arayanlar var. Hadi, gel. Kara oğlan dediğiniz bu mu? Benimle eğleniyor musunuz? Alay mı ediyorsunuz ha? Ah! Ah! Kara oğlan ha! Ah! İstediğin kadar vur. Ağzımızdan tek kelime alamazsın. Kara oğlan bize büyük iyiliği geçmiş bir yiğittir. Öldürsen onun yerini söylemem sana. Söylemem. Öldürsem söylemezsin ha! Ha! Al öyleyse. Bütün kazaklar silahlandı. Ne güzel bir görünüşleri var değil mi Karaoğlan? Bu silahlanma faydalı bir amaç uğruna olsaydı bana da güzel görünecekti. Bu savaşın bize faydası yok mu diyorsun? Birçoğu en güzel, en sıhhatli çağlarında ölecek. Bir o kadar da senin gibi sakat kalacak. Fayda bunun neresinde? Ama her savaşta böyle sakatlanmalar, ölmeler olur. Yurt uğruna bunları göze almak gerekmez mi? Yurt için, hürriyet için her şey göze alınır ama Cengiz Han ün kazanacak diye bir yurt savunmasız bırakılmaz. Bize bir saldırı olursa yardıma koşar gelirler herhalde. Onlar şimdi Selenga Irmağı boyunda kendi başlarını kurtarma çabasındalar. Kinler ya da Taygugutlar obaya baskın yaparlarsa Topal Bacan'la sen, tek başına ben ve birkaç kocamış dede karşı koyacağız. Kurt cebe geliyor. Ne o? Pusatlarını kuşanmamışsın. Sen gelmiyor musun? Hayır. Ben obada kalıyorum Kurt Ceben Oya. Neden? Atın mı yok yoksa kılıcın mı? Soylu bir atım, çifte su verilmiş keskin bir kılıcım var Yücen Oya. Öyleyse bu uğraşa dayanacak yürek yok sende. Yüreğimizin pekliğini, bileğimin katılığını Cengiz Han iyi bilir Kurtçebe. Obada çocukları, kadınları, dedeleri koruyacak birinin kalması gerek. Demek bir saldırı olursa obayı sen tek başına koruyacaksın ha? Sağlıcakla kal Karaoğlan. Obam, oymağım sana emanet. Savaşın kutlu,
Kılıcın keskin olsun Ömügen Oyan. Dilerim Tanrı'dan bir kötülük gelmesin obaya. Sağ ol. Tanrı'ya emanet olun Karaoğlan. Siz de Aykut. Güle güle. Ne o Çalık? Neden alaya katılmadın? Ha? Yoksa sen de benim gibi yüreksizim biri misin? Ne alayı? Aa, savaş mı var? Hiç haberim yok benim. Bir yavru dana anasını yitirmişti. Gittim, onu buldum. Ah, elime bu sazdan ve kaşağıdan başka bir şey yakışmıyor. Onlarla da dövüş olmaz. Onun için ne zaman bir kavga kokusu alsam hemen anasını yitirmiş bir yavru dana bulurum ben. Görünürde bir şey yok Karaoğlan. Hiç belli olmaz. Günün her anında uyanık bulunmalıyız. Obaya dönelim. Bakalım öte yanlarda durum nasıl. Bu işe en çok Bozdüven'in ufak kızı Gülcan sevindi Karaoğlan. Seninle artık korkusuzca konuşabilir. Şimdi bunların sırası değil. Zevzekliği bırak Çalık. İyi. Ağır git de biraz saz çalalım. Sen onu külahıma anlat, güler altımdaki at. Sen onu külahıma anlat, güler altımdaki at. Sen onu külahıma anlat, güler altımdaki at. Sen onu külahıma... Biz olduk sazdan, çanaktan, olasın sende... Kızdan yanaktan. Gülcan'ın sesi, koş Çalık! Ey, ey, ey! Geldim Gülcan, korkma! Şu yana kaçlar Karaoğlan, 4 tane uğru! Hangi boydan olduğunu anladın mı? Bu oklardan hiç görmedim. Demek bütün suçun arı kovanlarını çalmak ve erik koparmak. Öyle mi Almalı? Bir suçum daha var. Söyle, çekinme. 4 gündür gizlice seni gözlüyorum. O zengin kızıyla buluşmanı seyrediyorum. Kim o kız? Evdeşin mi? Bilemedim. Onunla konuşurken yüzün gülüyor. Ama geçen gün tüm erkekler atlanıp gittiğinde canın çok sıkılmıştı. Seni öyle görünce ben de üzüldüm.
Köyün erkekleri öyle nereye gittiler? Komşu obadan bir Özbek gelini alıp gelecekler. Ama düğün alayı öyle olmaz ki. Hepsi pusatlarını kuşanmıştı. Şu küçük burnunu öyle her şeye sokma bakalım. Bundan sonra da buraya gizlice gelmek yok. Haberli gelirsin. İstediğin kadar bal ve süt alır, yaşlı anana götürürsün. Bir kırgız bir. Geçen gün vurduğum adam da kırgız. Almalı. Almalı dur! Almalı! Hayrola Almalı, soluk soluğasın. Bırak şunu da konuş. Nedir bu telaşlı halin? Ne oldu? Bir şey öğrenebildin mi? Öğrendim ama az daha paçayı kaptırıyordum. Zor kaçabildim. Bana obanın durumunu anlat. Kalabalık mı? Büyüyecek bir oba. Kalabalık olsa gerek. Ama bugün kimse yok. Bütün erkekler gelin getirmeye komşu obaya gitmişler. Obada yalnız kadınlar, kocamışlar ve çocuklar var. Bu dediklerin doğru mu Almula? Sağlam birinden mi öğrendin? Sağlam birine benziyordu. Karaoğlan'ın kendisinden öğrendim. Bak, sözümde duruyorum. Başarırsan seni sevindireceğim demiştim. Bana mı veriyorsun Camuka? Bunu fazlasıyla hak ettin. Şimdi babanın katili olan Karaoğlan'ı nasıl yakalayıp işkenceyle geberteceğimi göreceksin. Ama obada kalanlar pek azlık değil. Kolay başa çıkamazsın. Karaoğlan'ın üstüne 6 uyuz itle gidecek kadar akılsız değilim. O bir kere olur. Toparlanın. Kin Hakan'ı, Ullahan'ın sofrasını şenlendirmeye gidiyoruz. Bütün çeriler komşu obaya düğüne gitmişler Ullahan. Türklerin yurdunda birkaç yaşlı kadın ve dededen başka kimse yok. Söylesene Almula, obada kimseyi gördün mü? Uygurların yurdunu ele geçirmek için bulunmaz fırsat. Kazaklar sana saldırdığı zaman Ömüge'nin onlardan yana çıktığını unuttun mu? Sen ki Asya'nın tek hakim olması gereken gerçek bir kağansın. Neden çekinirsin? Kimden korkarsın Ullahan? Sana Hakanlar Hakanı diyeceğimiz zaman ne zaman gelecek? Bozayılı sancağın 7000 ulusun tepesinde ne zaman dalgalanacak Ullahan?
Cengiz Han'dan sözleştik. Hiçbir yana saldırmasam o da beni Çinlerden, Mongollardan koruyacak. Cengiz Han çok kuvvetli. Onun ökvesini üstmeye çekmeye gelmez. O halde sen kavgaya katılma, obanda kal. Beylerin ağaların da yerlerinden ayrılmasınlar. Bana sadece çerilerini ver. Bu baskın duyulursa Camaka'nın baskını diye duyulsun. Uygurların yurdunu dümdüz edip geleyim sana. Allah'ın. Senin sarı dananın boynuna ok atmışlar Karaoğlan. Ucunda da yazılı bir deri var. Sarı danayı kim vurmuş Karaoğlan? Okuyamadım. İçinizde Moğol yazısı okuyabilen var mı? Ben azıcık sökerim. Ver bana. He? Karaoğlan. Sana yazılmış. Anladık. Sen okumana bak hadi. Yıllarca aradıktan sonra izini buldum. Obada yalnız olduğunu biliyorum. Kaçmaya kalkma. Güneş dikildiğinde obayı basacağım. Seni bulamazsam bütün çocukları kılıçtan geçireceğim. Sadık kölen Camoka. Camoka mı? Kim bu Camoka Karaoğlan? Hiç beklemediğim, çoktan unuttuğum bir canavar. Obayı basacak ha? O bizi tanımıyor galiba. Çitlerden birisini assın, arasından doğduğuna pişman ederiz onu. Nasıl ederiz Çalık? Obada kimse kalmadı. Kurt Cebe götürdü tüm yiğitleri. Tasalanmayın. Onu obaya gelmeden karşılayacağım. Çalık, yağmur hazırla, eğerini vur. Tek başına mı gideceksin Karaoğlan? Yapma, onları burada karşılarız. Onlarla açıkta buluşursam tehlikeyi obadan uzaklaştırmış olurum. Hadi. Nereye gidiyorsun sen? Onların nerede olduğunu bilmiyorsun ki. Güneş dikilene kadar buluşamazsan obayı basacaklar. Gitme bir yana oğul, gelsin. Burada el birliğiyle onun hakkından geliriz. Eli kılıç tutan tek yiğit sensin. Sen de gidersen obada kimse kalmaz. Peki, kalıyorum. Ama beni iyi dinleyin. Hepiniz benden yaşlısınız. Görmüş geçirmiş kimselersiniz. Ama Camoka'nın nasıl bir düşman olduğunu bilemezsiniz. Bana sormadan bir iş yapmayın. Onunla nasıl çarpışmamız gerektiğini ben söyleyeceğim. Oba dışında teke tek dövüşmeye kandırabilirsem bu tehlikeyi kolay atlatırız. Seninle teke tek dövüşecek kadar aptal mıdır? Hayır ama kendine çok güvenir. Güneşin dikilmesine az bir zaman var. Önce obanın giriş yerlerini kapatalım. Çalık, gel benimle. Çeçen, sen hemen bir ata atla eşik düzüne git. Kim varsa bize yardıma koşsun. Tülüm dedi, sen de çayır başındaki Özbeklere başımıza gelenleri anlat. Tez buraya gelsinler. Ha. Daha getirin. Çatalları sıkı bağlayın baba, sağlam olsun. Asa etme oğul.
Uğurlar ola dede, ne yana böyle? Baba. Konuşamıyorsun, dilin yok. Sağırsın öyle mi? Alın su matrasını. Salıverin gitsin. Karaoğlan korku içinde çırpınıyor. Bu ihtiyarı yardım istemeye göndermesi bunu gösterir. Bilmiyor ki yoksul susuzluktan yarı yolda ölüp gidecek. Evet, ihtiyarın yolu uzun, suyu bizde. Camoka başbuğa oyun oynamak ha. Konuşmazsa konuşmasın. Öğrenecek bir şey kalmadı zaten. Atına bindirin, karaoğlana selamlarımı götürsün. Şuraya bak. Çeçen, ne oldu sana bacım? Kim yaptı bunu? Eşik düzüne gidip yardım isteyecektim. Beni yakaladılar. Çeçen! Çeçen! Gülcan! Dediğini yapamadım. Beceremedim. Çeçen'i sen mi gönderdin Gülcan? Beğendin mi yaptığını? Evladım! Bir tane bak! Bak! Ne oldu sana? Evladım! İleri! (Gülüyor)
sen ortaya çık. Kadınların, kocamışların etekleri ardına saklanma. Seni tüm oba halkı önünde rezil etmeye geldim. Hoş geldin Camoka. Obamızı şenlendirdin. Ben de sana layık bir karşılama töreni hazırladım. Ama beni dinlersen, kendi aramızdaki bu işe şu yabancıları sokmayalım. Seninle gene tek etek, kıran kırana bir dövüşelim şurada. Ah koca karaoğlan. Beni eskisi gibi korkusuz, güzel, kuvvetli. Tabii at üstünde gördüğüm, eğer Camoka'nın ölüsü değilse. Beni öldürecek yiğidi daha analar doğurmadı. Her zamankinden daha güçlü ve kin doluyum. Bayırın boy çakalı. Öyleyse bekleme orada Camoka. Seni kucaklamak, bağrıma basmak için sabırsızlanıyorum. Sabırsızlanma karaoğlan. Koskoca Camoka başbuğuyla dövüşmek için önce eskisi gibi yaman dövüşçü olup olmadığını göstermen gerekir. Sana en iyi pehlivanlarımdan Yürzümer'ini gönderiyorum. Bakalım onun topuzundan kurtulabilecek misin? Gözünü dört aç. Bildiğin kavgacılara benzemez. Hayvan. Buyur Camoka başbuğ. Sen de in aşağı. Yürzümer'in zor durumda kalırsa arkadan saldırırsın. Onu iyice hırpalayın. Son darbeyi bana bırak. Bu kavga bizi uyutmak için olabilir. Gözünüzü dört açın. Saldırırlar soğuk yağdırın üstlerine. Tasa etme. Yine aynı karaoğlan. Sen burada kal. Gözde iki adamı haklamadan onu gebertmeye gidiyorum. Siz de hazır olun. Baş üstüne Camoka. Camoka başbuğ. Camoka başbuğ. Yaşa be Gülcan, omuzundan vurdun canavarı. Kıstırdım seni Camoka. Bu kez başını kendi ellerimle koparacağım. Bana dokunursan obayı yok ederim karaoğlan. Dön arkana bak. Ölümün eşiğinden dönüyorsun gene Camoka. Canına dokunmayacağım. Ama söyle köpeklerine ekinin içinden ve obadan uzaklaşsınlar. Mokay! Çekiliyoruz! Topla adamları! Sen de çık ekinin içinden! Gene geleceğim karaoğlan. Sen gelmeden ben seni bulacağım Camoka. Hadi topla kuyruğunu şimdi. Bana bak Camoka. Ne var? Ne istiyorsun? Camoka, sen beceriksiz, korkak, bencil bir insansın. Bir başbuğ değil, uğrusun. Ölümü görünce savaşı bıraktın. Puh! Ne bakıyorsun be? Suratını gidiyoruz.
Kurtardın obayı Karaoğlan. Ekinleri yaksalardı mahvolmuştuk. Hemen sevinmeyelim. Ekinler için Camoka'nın canını bağışlamakla ekinlerin önemini belli etmiş olduk. Galiba büyük bir hata işledik. Bütün ekin yandı. Kül oldu. Emircan, koç yiğidim. Aklında sen de hep havalarda dolaşırsın. Uslanıp durulmaz mısın sen? Ya sen, deli taylar gibi almış başını gidersin. Buralarda işin ne? Ömüge Atay'ı, Andam Aykut'u özlemiştim. Onlara konuk gittim. Ama kötüler Karaoğlan'a dirilik verir mi? Oba benim yüzümden kana bulandı. Desene tam zamanında rastlamışım sana. Tez anlat, neler oldu? Açlıktan baygın düşeceğim. Şurada karnımızı doyuralım. Bende iki parça kuru et var. Kuru et heybende kalsın. Bir ördek vurdum ki ikimize de yeter. Herhalde kızarmıştır, gel. O ne, ördek yerinde yok? Canlanıp uçmuş olmasın? Bırak eğlenmeyi. Vurduğum en güzel ördekti. Çalanı bir bulursam ördek yerine onu közlerim. İşte hırsız. Çok uzakta değil galiba. Gel. Vay bre anasını Çinliler götüresi. Benim ördeğe çalan sensin ha. Ha? Emircan dur, bu bizim çalık. Dur. Bre koca tilki, izimi nasıl buldun? Nasıl yetiştin? Biz bu saçları değirmende değil, kese yollarda artık. Anlaşıldı, senden kurtuluş yok. Gel karnımızı doyuralım. Kavaşımın yolu tatlı, karpuzu tatlı. Kavaşımda bir yarim var, kamber kanatlı. Kavaşımda bir yarim var, kamber kanatlı. Kavay şimdi bir yarim var, kamber kanatı ve... Thank you.
gitsin be. Buyurun ağalar, hoş geldiniz. Emriniz nedir? Bolca sıcak et, soğuk ayran ve Camoka'nın yeri yurdu arslanım. Camoka mı? Ben bilmiyorum. Ben bilemem. Bugün burada et yok. Ayran da soğuk değil. Siz kalkıp gitseniz iyi olur. Bana bak. Bıçağı attın mı dana diye boğazlarım seni. Pekala ahbap. Et yok. Ayran da kalsın. Ama Camoka'nın nerede olduğunu söylemezsen arkadaşın dediğini yapar. Almala. İçeri atın, bağlayın. Biraz sonra deveci Cebbar gelir alır bunları. Ne istiyor bunlar senden? Camoka'nın yerini soruyorlar. Ölümlerine susamış iki çaylak. Söyle sen gene neler istiyorsun? Her zamanki gibi bulgur, yağ, soğan. Nasıl düştük bu hale Karaoğlan? Bir ara Almıla'yı gördüm. Çok şaşırmıştım. Birden gözümün önüne yıldızlar doluştu. Ne olacak şimdi? İpler de kopacak gibi değil. Almıla gözümüzün önündeyken pisi pisine kıskıvrak yakalandık. Bu pis koku da ne? Bizi ayak yolu çukuruna mı tıktılar ne? Bak, şuraya bak. Aldızlar canım alsın. Bir kötü kara olan yoluna girdiğim yerlere bak. Ha? Bu bizim çalık Emircan. Sahi, bizim karga burun çalık bu be. Sevindiniz değil mi? Ha? Beni atlatıp kaçmanızı sormam gerekirdi ama şimdi yeri değil. Dön arkana hayırsız herif. Bak anlatayım çalık. Sus. Ben senin ne yalancı, ne düzenbaz olduğunu bilmez miyim? Hı?
Gel buraya dişi canavar. İşte şimdi buldum aradığımı. Karaoğlan, bırak, bırak kolumu. Böyle yüz yüze adam gibi dövüşmesini de biliyorsun demek. Hazırlan gidiyoruz. Bizi Camoka'ya götürecek kimseyi bulduk. Kim bu kız? Camoka belasını obanın başına salan. Karaoğlan, burada ne işin var? Camoka seni görürse... Ben de bunca yolu onunla görüşmek için açtım. Ama kısmette önce sana rastlamak varmış. Delirdin mi? Hemen buradan uzaklaş. Seni gördüğümü ona söylemem. Yani beni Camoka'dan koruyor musun? Kulaklarıma inanamıyorum. Bu iyiliğimi sonra anlarsın. Hemen gidin buradan. Hayır, düş önüme. Bizi Camoka'ya götüreceksin. Bu tatlı bakışlarla beni bir kere daha aldatabileceğini sanma. Sana yazık olacak ama... Madem ki istiyorsun gelin. Atlar burada kalsın. Çölü onlarla değil Cebbar'ın develeriyle geçeceğiz. Kervan değil. Camoka'nın ta kendisi. Camoka, bize yardım etmeyeceğini biliyorum. Ama şu kızı al yanına. Onun kanına girme. Uçmağa varırken yanında güzel bir yoldaş olsun istedim. Kaçma ulan! Emircan! Emircan! Seni parça parça etmezsem... Bırak beni! Bırak! Emircan! Bırak beni! Kendini boşuna yorma. Gücünü tüketme. Hadi. Camoka! Camoka! Al beni! Camoka! 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 Sen katil olamazsın. Bunu nereden çıkardın? Camoka babamı senin öldürdüğünü söylerdi hep. Senin başına onun için sardım bu dertleri. Şimdi anladın mı babana kimin öldürdüğünü? Thank you.
Sonunda yine buluştuk Karaoğlan. Ama pek memnun görünmüyorsun. Canını sıkan bir şey mi var yoksa? Ha? Pek güven verici bir yerde olduğum anlaşılıyor. Aynı yakın ilgiyi arkadaşlarımdan da esirgemedin herhalde. İyi bildin. Ama onlar senin kadar önemli kişiler olmadıklarından sürünecekler. Yukarı bak Karaoğlan. Azrail oyunca yarıktan gelecek. Tavana bak. Karayı da haber söyleme ha. Sağ. Çalık, elimi çözmeye çalış. Yaklaşıyorlar, çabuk ol. Çözülecek gibi değil. Uğraştıkça kör düğüm oluyor. Durun, bize yaklaşmayın. Size bir kötülük etmeye gelmedik. Birkaç yıl önce ben de bu kız kadar güzeldim. Ben de bu genç gibi sıhhatli, yakışıklıydım. Şimdi karanlıklarda sürünen, yavaş yavaş eriyip tükenen, korkunç, iğrenç bir yaratık oldum. Bunda bizim suçumuz yok. Yaklaşırsanız biz de hasta oluruz. Bu kötülüğü yapmak istemezsiniz herhalde. Artık güzel kadına, sıhhatli insana tahammülümüz yok. Siz de bize benzeyeceksiniz. Aramıza katılmak göründüğü kadar korkunç bir şey değil. Öyle bağırma. Kuvvetli ses bizi deliye çevirir. Almıla'nın güzel yüzü de, sizin suratlarınız da böyle lime lime kopacak, dökülecek. Camoka intikam alıyor. Karaoğlan'dan, dostlarından, sevdiği herkesten intikam alıyor. Camoka. Karaoğlan nerede? Ona ne yaptın iğrenç canavar? Karaoğlan mı? Ölüm odasında, çelik baltanın altında gövdesi dilim dilim yatıyor. Lisa, Lisa, neydin yıkan? Neydin yıkan? Kaç! Git kaç!
Bizi bu hale sokan Camoka bizim de düşmanımız. Bizi hasta etmekle ona yardımcı olacaksınız. Gelmeyin, yaklaşmayın. Ben bunları durdururum. Sen çalıyı çöz. Geri dön Camoka, hastaların yanına gideceğiz. Din misin, cin misin anlayamadım. Ama 9 canlı albız olsam beni cüzdanlılar mağarasına sokamazsın para oğlan. Beni oyalamaya çalışma Camoka. Düş önüme. İşte sizi bu hale sokan insan. Hesap sorun ondan. Hayır. Hayır. Yaklaşmayın bana. Hayır. Hayır. Yaklaşmayın. Hayır. 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 Emircan, almalıyı uzat bana. Çabuk. Karaoğlan. Sakin ol Almalı.
Emircan'la Şalı'yı da kurtaralım. Korkulu bir düş mü gördük, yoksa gerçek miydi olanlar? Karaoğlan, başımıza gelenleri bir bilsen. Şimdi şu uğursuz çöle aşıp atlarımıza kavuşalım. Yol boyu benim de anlatacağım çok şey var sizlere. Ana! Thank you.